Merhaba arkadaşlar. Artık kendisine ait bir oynatma listesi olacak kadar çok videosunu yaptığımız bir konu. AI sanat köşemizin bu bölümünde Artbreeder'ı tekrar ziyaret ediyoruz. Aslında Artbreeder'a daha önceden baktığımızda işte yüzler oluşturduğumuz veya farklı kategorilerden çeşitli genleri karıştırarak vesaire bir şeyler yaptığımız bir programdı. Bu sefer Collager diye bir eklentisi mi olmuş diyelim ya da alt birimi çıkmış, alt parçası çıkmış. Bu aslında bizim daha önceden de yaptığımız GAN'larla işte DALL'larla vesaire görsel oluşturmanın bir yandan parçalar üzerinden kompozisyon da tanımlayarak olan versiyonu aslında. Ve diğerlerinde de aslında bu tarz bir şey var. Ama bizim herhangi bir arayüz üzerinden kolay bir şekilde kullanabileceğimiz biçimde değildi. İşte DALL-E'yi mesela normal çalıştıranlar işte bir gerçek sistemde, hani bizim böyle bir online arayüzden değil de gidip de gerçek programında bir şey oluştururken zaten bir parazit eklenmiş oluyor. Bu arada hani şey örnek olarak verdikleri bir parça. Yani bir parazitten böyle bulamaç gibi bir görüntü üzerinden oluşturuyorlar zaten. Mesela ona daha anlamlı bir kompozisyon üzerinden oluşturmasını isterseniz onu da yapıyor. Hatta hani bu sıralar biraz daha böyle ne tam adını hatırlayamadım da stable bilmem ne olan daha halka açık olan bir versiyonunda yine destekleniyor. Ama Artbreeder'de de biraz daha kolay kullanılabilecek halde mevcut olduğu için bunu bir test edelim nasıl oluyor neler dönüyor diye dedim. Hani artbreeder.com'u açtığımızda yukarıda Collages kullanarak işte şu an biraz daha deneme aşamasında görseller oluşturmayı sağlıyor. Bize verdikleri bir kompozisyon da var. Ancak ben bunu sileceğim. Biz kendimiz yaparak gidelim. Silmek için de dur şöyle biraz kendimi geriye taşıyacağım. Bu alandaki her şeyi seçeceğim. Delete'e basarak sileceğim. Şimdi şundan bahsedelim. Ek olarak hala kelimelerle anlatmamız gerekiyor. Yani kelimesiz sadece görsel üzerinden desteklemiyor gördüğüm kadarıyla şimdilik. Burada hazır resimler ve görseller ekleyebiliyoruz. Burada hani bize örnek bir arama da yapıyor. İşte herhangi bir şey ne mesela sky gökyüzü aratarak onunla ilgili kelimeler üzerinden resimler bulabiliyoruz. Mesela böyle bir sky gökyüzü resmini şuraya yerleştirdim diyelim. Arka planda böyle bir şey istiyorum. Mesela dağlar istiyorum diyelim. Mountains. Arattım. Dağlar çıktı. Şurada alfa seçili olursa hani alfa kesikleri olan hani dağlar için çok fazla öyle çıktığını söyleyemem ama bu tarz hani şöyle arkası şeffaf görseller bulmaya çalışıyor. Öbür türlü kare içine sığdırılmış bütün hepsini getiriyor. Tabii ilk yüklediğinizde resim böyle hani resim gelene kadar birazcık tam belirgin olmayabilir. Mesela lava, lav var mı acaba? Zemine böyle bir lavlar yerleştirmek istiyoruz diyelim. Böyle hani daha çok deseni var. O da olur mesela böyle hani eğip bükebiliyoruz, büzebiliyoruz parçaları da. Şu ekranı aşağıya indireyim ben. Sağ tarafta da burada hani katmanlar var. Hangi parçayı yukarıya taşıyacağız, hangisini aşağı taşıyacağız. Onu oradan ayarlayabiliyoruz. Yine parçaları mesela shift'e basılı tutarsam oranlı bir şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Benim için önemli olan şuradaki siyah çerçevedeki alan. Yani oradaki alandaki parçalardan bir görsel oluşacak. Bir parça daha bir şey ekleyelim. Mesela dragon desek ejderha kendisi şöyle bir ejderha gelsin. Şöyle bir yerlerde duru koysun. Şimdi bir kompozisyon oluşturduk. Bundan sonra aşağıdaki eğer hani yazıyı tamamen silersem acaba yapıyor mu bir dakika deneyelim. Ay yapıyormuş. Başka yerde denediğimde öyle yapmadı. Hani hiçbir yazı olmadan denedim mesela. Sadece kompozisyonumuz var elimizde. Ve aslında orada bir iki ayar daha söz konusu. Onlardan bahsedeceğim. Hatta onların farklı değerler için neler, ne tür sonuçlar alacağız onu da denemek istiyorum. Ama AI sürgüsü vardı orada. Yapay zekanın ne kadar bir şeye katkıda bulunacağı veya ne kadar değiştireceği ile ilgiliydi. Şimdi görselde ne bulunacağını yazmadığımız takdirde aslında işin çoğu oradaki var olan parçalara kalıyor. Ve oradaki var olan parçalar, bu arada şurada kaydetmenin 3 farklı yolu var. Render şu anki gördüğümüz şey. Collage dediği bizim yaptığımız şey before and after olarak indirirseniz de yani öncesi sonrası daha anlamlı olan belki bunu indirmek. Yani şöyleydi böyle oldu diyor. Bize gösteriyor. Ulaştığımız noktada mesela
Şu hala ejderhaya benzemiyor mesela. Çünkü silüetini düşündüğümüz zaman da aslında o parça çok da ejderhaya benzer değildi. Zemindeki karışıklıklar mesela hepsi bir objeye falan dönüşmeye çalışmış, böyle farklı farklı şeyler olmuş. Yani aslında kelimeler biraz önemli ama kelimelerin veya hani yapay zekanın orada bir şeyler hayal etmesinin oranını da şu alttaki AI sürgüsünden belirliyoruz. Şimdi AI'yi sonuna kadar çektim mesela, render dedim. Bu şu anlama geliyor. Hani ben böyle bir kompozisyon yaptım ama hani yaratıcılığı tamamen sana bırakıyorum. Buradaki şeyleri neye benzetirsen orada abartarak sonuna kadar git. Orada hani hayal ürünü ne istersen onu çıkar gibi bir şey demiş oluyoruz. Öte yandan sürgünün öte tarafında, bu arada hani şu an hani sıra bize geldi ya, rendering aslında oradaki o süre hani bir yandan oluşmasını gözlemliyoruz burada, biraz gerçek zamanlı gibi. Mesela bütün kontrolü ona bıraktığımız zaman biraz daha ya gerçekçi çıkacak ya hani daha iç bütünlüğü olan bir resim çıkacak, öyle diyelim. Ve eğer şunu da diyelim, hani aynı ayarlarla ama farklı bir seed ile yapmak istersek reroll'a basabiliriz. Hani tekrar zarları atacak. Veya burada aslında o zardaki hani rastgeleliğin sayısı var. Şunu denemek istiyorum. Acaba aynı şeyle render dersem tamamen aynı şeyi verecek mi bana az önce gördüğümü? Yoksa hani kullanıcının kontrolünde olmayan bir rastgelelik de söz konusu mu? Yani hani bu girdi resmi var. Hiçbir kelime vermedim. Buna ek olarak bir de ufak bir parazit verisi ekliyoruz ki farklı farklı şeyler çıksın. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Bakalım az öncekiyle tıpatıp aynı mı yoksa değil mi? Onu bir gözlemlememiz iyi olacak. Dedim. Bakıyoruz. Tamamen aynı. Evet, o zaman oradaki seed gerçekten, mesela siz buradaki kompozisyonu aynen birebir oluşturabilirseniz ki hani piksel kayacaktır ve ufak piksel kaymalar farklı şeylere yol açabilir. Ama gayet benzeri bir sonuca ulaşmak mümkün olacak muhtemelen. Bunu böyle doğrudan elle de yazabiliyoruz anladığım kadarıyla ve uzun bir sayıda yazabiliyoruz gibi duruyor. Uzunca bir sayı yazdım mesela. Ve hani tekrar deneyelim. Mesela girdi kompozisyonumuz aynı. Ancak bu sefer CD değiştirdik. Yani farklı biraz rastgelelik kattık. Yani o şöyle gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bakarken aşama aşama bazı kararlar veriyor. Belli pikseller belli renklere dönüşüyor. Ve o kararları verirken aslında sağa da sapabilir, sola da sapabilir. Türlü türlü farklı yola sapabilir gibi düşünün. O karar mekanizmasını etkileyen hani bir zar olacak, çok yüzlü. O zarın kaç geldiğini biz burada elle belirtmiş oluyoruz. Şimdi şunu da göstereyim. AI sürgümüzü öte yanda bıraktık. Bu böyle daha küçük bir sayı olsun. Bu sefer hiçbir müdahalede bulunma gibi bir şey demiş oluyoruz. Ve aslında gerçekten sıfıra indiriyor mu yoksa aynı şey mi? Çok emin değilim ama hani çok ufak bir müdahalede bulunuyor mu yoksa ufak hani çok piksel bazında en sola çektiğimizde muhtemelen pek bir müdahalede bulunmayacak. Yani hani benim orijinal resmim olabildiğince korunsun demiş oluyoruz. Bunun da ne olduğunu görelim. Yani yine bir parazitten bunu oluşturuyor, evet. Ama bayağı bir buna yakın yapmaya çalışıyor. Yani yine de ufak bir müdahale var. En sola getirdiğimizde hiçbir şey yapma anlamına gelmiyor. Yani burada aslında burada mantıklı olan biraz ortalarda tutmak. Hani bizim kompozisyon da önemliyse şöyle bir tane yapalım mesela, bu sefer render diyelim. Çünkü hani burada asıl önemli olan bence hani parçaları biz yerleştiriyorsak kompozisyon. Çünkü hani sıfırdan yapay zeka ile bir resim oluşturduğumuz zaman en sık rastlanan kompozisyonlar neyse, kompozisyon dediğimizde resmin içerisindeki objelerin yerleşimi, parçaların yerleşimi. İşte belki bir adam var. Adam en ortada oluyor mesela genelde. Neden? Çünkü en sık rastlanan kompozisyon bu. Hani en çok insanlar birini çizdiği zaman, bir fotoğraf olduğu zaman pat diye ortaya kondurmuş. Ve bunların hani daha güzel olanları belki tasarım kuralları vesaire gereği daha asimetrik olanlar, dinamik olan tasarımlar belki. Ancak bu tarz sistemlerde çoğunluk biraz öne çıkıyor. Bunu da böyle oldu, göstermiş oldum. Yani az öncekiler mesela bu kadar uzaklaşıyorlardı orijinal resimden. Bunu da yapmış olduğumuz kompozisyona epey yakın. Ancak tarz olarak biz herhangi bir kelime yazmadığımız için
tarzı kendisi uyduruyordu. Şimdi biz bence bir şeyler yazalım buraya. Ne yazalım? Mesela a mechanical dragon olsun. Mekanik bir ejderha attacking the lost city of kim olsun? Of giants falan. Devlerin kayıp şehrine mekanik bir ejderha saldırıyor olsun bakalım. Ve bunu hani AI'nin farklı müdahale oranlarıyla denemiş olalım. Bakalım ne tür şeyler karşımıza çıkacak. Bu arada bunda gayet hızlı çalışıyor ama belki çok yoğun değil şu sıralar. O yüzden de öyle olabilir. Ama hani sıra bize geldiği zaman hızlı bir şekilde iletiyor. Ama elde ettiğimiz resimlerin çözünürlüğü çok fazla büyük olmayabilir. Onu da kontrol edelim bence. Mesela ejderhamız biraz daha mekanik oldu muhtemelen. Ama buradaki City of Giants da sanki biraz mekanik oldu. Ben hem render hem kolajı ayrı ayrı da indireyim. Before after da alalım. Ve çözünürlüğe bakalım. Biz hani kompozisyonumuz 512'ye 512'likmiş. Ve oluşan resim de 512'ye 512'likmiş. Yani hani DALL-E'nin şu anki versiyonuna göre hani dörtte bir oranında bir resim oluşturuyoruz. Ama detaylar fena değil. Şöyle bir şey yapalım. Bir de tekrar geri giderek hani burada AI'ın katkı payını biraz arttıralım. Sonra da en üstte çekelim bakalım ne kadar bizim yaptığımız kompozisyondan sapacak bir şeyler oluşturacak. Sonrasında da şunu denemek istiyorum. Aslında biz bir yandan da şekilleri böyle hazır resimlerden değil de hafiften çizerek veya kendimiz bir şeyler keserek de oluşturabiliyoruz. Mesela bu sefer bizim kompozisyondan bayağı uzaklaştı. Uzaklaşması ancak hani kontrol biraz daha AI'de olduğu için şunu sağlıyor. Bizim yazdıklarımıza daha yakın şeyler yapabiliyor. Bu arada hala böyle yaklaşıp uzaklaşabiliyormuşuz buraya. Bizim yazdıklarımıza daha yakınsayabiliyor bu sayede. Burada bir karar vermemiz gerekiyor elbette. Daha farklısını istiyorsak farklı bir rastgelelik. Mesela burada hani 4C mi? Ha, 40 yazıyor pardon. 40 yaptık mesela. Rastgeleliğimizi değiştirdik. Aynı oranda müdahale edecek. Ancak işte bazı ufak kararlar bizi farklı yöne çekiyor olacak bu durumda. Bakalım nasıl bir şeyler karşımıza çıkacak. Yine eğlenceli bir araç aslında. Dırın dırın. Ha, mesela bak bu sefer bayağı bir şeyler değişti. Şunlar güzel bak. Renk olarak bizim yapıya bayağı bağlı kaldı. İşte gökyüzü beyaz, yerde lav gibi şeyler var. Kompozisyon olarak ejderha biraz böyle şehrin içine taşındı. Şehirle birleşti. Şuralarda belki bazı parçalar görmek istiyor muydum, istemiyor muydum emin değilim. İşte şurada bazı kanatlar, manatlar çıkıyor. Abartırsak bakalım hani AI'ya bıraktık çoğu şeyi. Al senin olsun dedik. Bu arada şey de gerçi herhalde zaten şurada onu öyle yaptığımız için şifreli konuşuyorum gibi oldu. Nerede neyi ne yaptığımız için. Şuralarda biz sürgüyü çekerken rastgelelik sayımızı değiştirmediğimiz için benzer şeylere çok yaklaşıyor mu hani onu. Hani seed'i şu üçünde seed'i değiştirmedim diye hatırlıyorum. Ve böyle biraz birbirini andıran resimler olduğunu söyleyebilirim. Hani belki de farklı seedlerle farklı setler yapsaydık daha rahat gözlemleyecektik nelerin nasıl olduğunu. Burada mesela farklı bir seed'e de geçtik aynı zamanda. Belki o yüzden ejderhanın tarzı değişmiş olabilir ancak kontrolü çoğunlukla AI'ya da bıraktık. Öyle bir şey de yapmış olduk. Şimdi gelelim burada. Bu sefer bence benim merak ettiğim bir şey biraz daha portrevari bir şeyi biz şekiller çizerek yapacak olsaydık nasıl bir sonuç çıkardı? Şimdi şurada draw shapes var. Şekil çizerken renk de seçebiliyorum. Mesela böyle belki yeşilli bir arka plan istiyorum. Burada aynı zamanda düz renkler veya parazitli şeyler var. Parazitin buradaki aslında katkı payı şu. Yani parazit gördüğü zaman aslında orada bir şeyler uydurmaya daha yakın sayacak muhtemelen yapay zeka. Renklerde bizim seçtiğimiz renklere yakın şeyler tutmaya çalışıyor olabilir.
Deneyeceğiz. Ben de daha hani çok aşırı denemediğimi söylemem lazım. Şöyle basit bir şeyler deneyelim. Hani çok detaya gerek yok. Burada ama şey mi oluyor? Nasıl oluyor? Ha tamam. Şekli çiziyor. Yani burada şekli parça parça biz koyabiliyoruz aslında. İşte mavimsi bir kıyafet mi istiyoruz belki? Şöyle onu oturttuk diyelim bir yerlere. Belki. Ya yani burada parça parça oluşan son resim önemli. Hani vektör gibi düşünüp de bunların her birine ayrı ayrı anlam verecek diye bir şey söz konusu değil. Renk alımız da var gibi gözüküyor. Evet hani. Ah ne yaptı? Ha tamam yok aldı. Sonra arkadan başka bir şey çıktı. Neyse. Renk alımızı da mesela şöyle kullanarak bir şeyler deneyelim. Hani buralarda gölge olsun diye onları yapıyorum ama bakalım karşımıza neler çıkacak işte böyle belki ağzı yüzü suratı kulağı olan bir şeyler yapmış olalım. Saçları biraz dağınık yapalım. Onlar göz altlarıydı. kolum oldu da mı olsun mu? Şöyle biraz farklı renk olarak. Biraz şişman oldu adamız. onu da şöyle kotarır mıyız? Ama arkadaki şey biraz farklı türden ya. Hani şu arka planın şeysinden, dokusundan alsak, üstüne koysak olur mu diyecektim de o biraz zor olur sanki. Bir de sarımtırak bir böyle zincirimsi bir şey, kolyemsi bir şey olsun hadi. Şimdi birkaç şey deneyeceğim yine. AI'yı düşük seviyede tutalım. Ve bizim yazıları silelim. Render diyelim. Bakalım ne olacak. Ya hani mümkün olduğunca az müdahale et dedik. Ve herhangi bir tarif vermedik. Buradan ne çıkacağına dair bir şey söylemedik. Buna tarif olarak şey falan belki ekleyebiliriz böyle. Ne olabilir? Bir kral mıral falan. Ya da ödül kazanmış bir çocuk gibi bir şeyler diyebiliriz belki. Bakalım az müdahaleyle ne oldu? Şey oldu ya. Biraz hani dokusu değişti resmin. Herhalde. Çok bir şey değişmedi. Buradan baktığımız zaman arkadaki parazitleri biraz farklı bir yönde düzenledi herhalde. AI etkisini biraz arttıralım. Hani burada da şimdi çok fazla aralık var ya hepsini yapamayız. aslında böyle bir skala üzerinde oluşturma gibi falan olsa. Hani benim sıram geldi ama tamam 5 tane oluşturayım şöyle. 20'lik, 30'luk, 40'lık, 50'lik, 60'lık var gibi bir şeyler olsa iyi olur ama. Neyse. Bakalım biraz daha buradan bir şeyler üret türet dediğimiz zaman ne çıkacak? Sanki Çinlimsi bir adam bozdu ya. tamam bir tarif yoktu elbette o yüzden belki. Peki AI oranını tam versek ne çıkacak? Acaba hani buradan bir adamvari bir şey çıkartacak mı yoksa bu ev bina falan mı olacak? Onu biraz merak ediyorum. yoksa insanvari bir şey mi çıkacak sonuçta? Niye bakıyorum ben? Bir adam böyle sanki sandalyede oturmuş. Etrafa konuşma veriyor. Aman. Evet burada hani kontrolü çoğunu ona bırakınca biraz garip şeyler çıktı. Ne diyelim? Ne diyelim? A child mı diyelim? Çocuk mu bu? A child with medal. Madalya kazanmış çocuk. Birazcık detaysız bir şey yazdık ama hani kıt bir anlatımımız var. Ama belki değişik bir şeyler çıkar. Neden çıkmasın? Dırın dırın. Madalyonlu Japon Çinli çocuk çıktı. Tamam bu olur. Ya evet bu tarz bir şey olabileceğini bekliyordum. Oldu. Güzel oldu. Biraz yapay zeka katkısını artıralım. Yani bizim çocuğu biraz fazla Çinli yaptı. Çünkü gözleri noktasal yapmıştık. Şurada madalyanın yazısı falan var. Şu kolların yalnız şeyi güzel bence. Yani kol büküm detayları. İyi ama yaka açıktı mesela bizde. Yaka açıklığı pek yok. Ama gölgeyi güzel ele almış bence diye düşünüyorum. Kaşlar hatta neredeyse bayağı aynı. Anam. Burada yapay zeka katkı payını açtığımız zaman birazcık işler fazla gerçekçiye doğru kaydı gördüğünüz üzere. Aşırı yapay zekaya güvenirsek ne olacak bakalım. Şey değil bu hani hayatı sorgulayan bir soru değil şimdi şurada en çok açtığımız zaman ne olacak diye. Bu arada bu
Çocuk sanki şeye benziyor. Ben bilmem eşim bildiri sunan adamın çocukluğu herhalde. Arka planda mesela bu sefer daha fazla detay görüyoruz elbette. Yani burada evet bizimkinden artık epey bir uzaklaşıldığını görüyoruz. Ve tarz olarak bir şeyler katmak istersek yine burada bahsedebiliriz elbette. Dijital painting deriz mesela. Özellikle hani kararın çoğunu yapay zekaya bıraktığımız zaman ne türde bir şeyler istediğimizi söylememiz lazım. İşte bir illüstrasyon mu olacak, yağlı boya gibi mi olacak, fotoğraf mı olacak, eskitilmiş fotoğraf mı olacak, piksel artma olacak, onları söylememiz iyi oluyordur herhalde. Bakalım ne çıkıyor. Dijital painting, tamam evet dijital resim ama yani burada yapay zeka çok katkı payı verdiğimiz için eller falan havaya kalktı. Yani muhtemelen madalya kazanan çocuklar çoğunlukla ellerini havaya kaldırıyorsa öyle bir etki belki karşımıza çıkmış olabilir. Yani burada aslında şöyle bir şey var. Yani bizim yaptığımıza bağlı kaldıkça bizim kompozisyonumuz ortaya çıkıyor. Ondan uzaklaşıldıkça bahsi geçen anlatımda sık karşılaşılan özellikler o öne çıkıyor. Yani bunda mesela bir reroll deneyelim artık. Yani çocuğun üstü falan oradaki mavilik aslında bizim yaptığımız resimden dolayı geliyor elbette. Ama hep bir böyle bir hani Çinli havası var. Acaba bizim mevcut CD'miz biraz Çinli olmayı mı söylüyor? Yoksa bence hani bizim adamın da gözleri çekik gibi olacağı onun şeysi var, etkisi var da. Evet yani hani bizdeki çizimde birazcık bir uzak doğu havası var. O yüzden oradan dışa gidemiyoruz. Ben şöyle bir şey yapsam peki mesela gözlerin beyazını arttırmaya çalışsam. Abartarak hatta falan. Böyle kocaman gözlerimiz olsa. Mesela. Peki bir de şöyle bir şey desem. Sakal mı bıyık mı ya da başka bir şey mi? Ney mesela? Şöyle bir perçem atalım falan. Ha, bu daha koyu bir siyah oldu. Resim bütünlüğünü sağlamak için birkaç tane de şöyle yapacağım. Daha bonus bir çocuk olsun. Daha saçlı. Bıyık ekleyelim mi? Tamam bakalım bıyık olunca ben oraya child yazdım diye bıyık atacak mı acaba? Ya da o belki başka bir şey olacak. Bıyık değil de burnunun altındaki başka bir parçaya dönüşebilir. Ya bu bence daha böyle oynayıp eğlenecek yanı olan bir şey. Çünkü hani kelimelerle bir şey anlatmak bir yere kadar hani. Resim oluştururken biraz kompozisyonu çizip onun üzerinden dönüştürmesi olur. Hayda. Aynısı değil mi bu? Kardeşim bir dakika dur neler oluyor? Bu kadar resmimi değiştirdim. Bununla ama ha ne oldu? Aradaki farka bakalım. Yani saçları koyuldu. Gözü açılmadı pek. Ama bak eline şurada madalya mı almış bir tane de eline. Gerçi AI oranımız fazla mı açık? Biraz daha sola kaydırayım tamam. Ya ben bayağı değiştirdim gibi düşünüyordum çünkü gözünü açtım. Büyüğünü arttırdım. Belki de yani hani biz buraya daha yüksek çözünürlüklü bir şey çizsek de daha düşük çözünürlükte etki ediyor olabilir. Yani buraya bizim çizdiğimiz şey gözünü böyle kamaştırarak, kısarak bakıyor olabilir program. Ya bizdeki bazı ufak detaylar çok etki etmiyor olabilir de. Ha, güzel tamam bunu beklerdim mesela böyle bir şeyler. Gözleri açıldı en azından. Fena da olmadı. Reroll diyelim bir tane. Reroll değil mi? Evet. Re. Evet. Herhalde rol. Yani rol deriz. Reroll. Reroll deyince çok Türkçe okudum gibi geldi de değil. Öyle okunuyor herhalde. Reroll. Reroll mu yoksa? Google'a okutalım. Neyse var. Tamam bak şimdi mesela gözler biraz daha açık. Belki orada hani o CD'mizin yani hani Ozarların denk gelişi de öyle bir şeye itiyordu bizi. Ondan öyle şeyler ortaya çıktı belki de daradaran. Şimdi de şöyle bir şey deneyelim bence. Nasıl bir şey deneyelim? Biraz ikisinin birleşimi gibi olsun. Arka planda mesela farm desek çiftlik olarak neresinden çıkar? Çok basit biraz daha ha. Şöyle bir çiftlik mesela. Biraz büyük alalım.
Şöyle mi? Böyle. Belki de böyle. Bir parça küçülteyim dur. O kadar büyük ev olmasın. Şöyle olsun mesela. Ve ha dur şeyi de denemek istiyordum. Walking Dead in Ankara. Benim hani genelde sanırım AI test şeyim. Ölçtüm. Şöyle parazitli bir şey çizeyim ben. Biraz kompozisyon olarak gibi düşüneyim. Hani burada ne var çok bilmiyorum ben. Öyle düşünün. Çok da iyi çizemiyorum ama böyle öbekler çizebiliyorum diye düşünün. Yani bu öbeklerden bir şey çıksın diye bekleyeceğim. Ve kelimem de şu olsun. Walking Dead in Ankara. Bakalım Ankara'yı tanıyor mu? Walking Dead'i tanıyor mu? Aslında bu çok fazla şey birden test ediyor. Walking Dead'lerin Ankara'da oluşunu tanıyor mu? Mesela onu da test ediyor. Old Photograph da eklemek istedim. Foto graf doğru yazdım herhalde. Ya normalde old fotoğraf eklemiyordum bunu denerken diğerlerinde ama bunu da öyle bir deneyelim bakalım. Yani şu siyah beyaz öbekler taş gibi bir şey mi olacak? Walking Dead'ler mi olacak? Arkası Ankara'ya dönüşecek mi? Ankara için fazla mı renkli arka plan? Böyle sorulara cevabımızı az sonra alacağız. Bakalım ne çıkacak. Bunda da yine biraz daha daha fazla yetki vererek oh wow her şey çok değişti aman ev mev gitti ya aslında şunu da fark ediyorum sanırım birazcık arkadaki görseldeki mesela gerçi ağaçlar falan arkadakine benziyor şimdi ama arkada ev vardı ya evin gitmesini çok beklemiyordum ama ev de ev gibi mi çok ev gibi mi eğer etkisini biraz azaltıp deneyelim yani hani orada evi çok algılamıyor tamam. Ama ev eve benzer ya. Gerçi bu ev çok da eve benzemiyor. Bir arabaya, araca da benziyor belki. Belli yerlerini de kapattığımız için ona daha fazla benzetilmiş olabilir. Yine hakkını yemeyelim. Yani hani baktığımız şeklin kendi türünden şeyleri iyi temsil etmesi belki o zaman önemli. Yani ev olacaksa orada sembolik gerçekten böyle çok sık gördüğümüz tarzda bir ev olması onun çıktıda da ev olarak kalmasını daha garantili olabilir. Şimdi mesela şey etkisini azalttık. Bunda da mesela bizim şu karaltılar şeye dönüşemedi. Yarı yolda kaldılar yani. Böyle parazitleri bir şeye dönüştürmek için AI'ımızın bir miktar açık olması lazım yani. Hani böyle herhalde deminki mesela %15 civarı gibi bir şeydi belki. Ve hani siyah beyaz parazitlerimizi bir şeye dönüştüremedi. Oradan ne çıkacağını çok kestiremeyelim istersek mesela orada bence parazit kullanmak güzel bir şey. Ama o aradaki ufak çizgiyi belki iyi yakalamak gerekiyor. Birkaç deneyerek böyle. Yani ben mesela isterdim ki sadece şuradaki parazitli yerlerdekiler adam olsun mesela. Arka plana çok fazla karışılmasın. Öyle ayar seçilebilenler de belki ileride çıkar. Yani onu eve dönüştürüyor ve hani şey tarafından şimdi hani Walking Dead aslında denediğim bir şey çünkü The Walking Dead'i mi yapacak yoksa herhangi bir Walking Dead'i mi yapacak o benim için önemli. Çünkü bazı yapay zekalarda şeyi engellemeye çalışıyorlar. Yani bu gerçek ve etraftan ticari ürün olarak satılan markaları oluşturmalarını biraz engellemeye çalışıyorlar. Biraz daha böyle halkın programı gibi olanlarda ise bunu çok engellemiyorlar. Hani adam ne oluşturursa oluştursun diyorlar. Yani ne oluşturulursa oluşturulabilmesi daha iyi bence, daha mantıklı. Tabii bunlarda da yine belki hala hani ticari ürünleri değil de bazı ne diyelim böyle şiddet içerikli veya öbür diğer içerikleri engelleyecek bazı şeyler yapıyor olabilirler. Şimdi Ankara'da çekilmiş bir fotoğraf. Walking Dead kısmı biraz az oldu gibi. Bir de tam yetki verelim. Ama old fotoğraf da diyoruz ya ondan biraz mesela. Az öncekini kaydettim mi ben bir dakika? Etmişim. Yani hani eski fotoğraf. Ankara'da eski fotoğraf havası daha fazla bence. Böyle bir Walking Dead ormanı var belki burada. Ama şurada bizim verdiğimiz girdi kompozisyonda mesela şurada adama çevrilecek bir parça yok. Hani burada bayağı bir bizim verdiklerimizden soyutlanmış olduğunu görüyoruz. Tam %50'ye yakın yerler belki. Bu bizim verdiğimiz kompozisyonda
anlamlı kılan noktalar gibi duruyor. Bakalım ne çıkacak. Dırın dırın. Hadi diye bekliyoruz. Diyecek bir şey bulamadım, orada kaldım. Tam yetki verdiğimizde, evet, Walking Dead ekibinin Ankara'daki eski bir fotoğrafı çıktı. Peki, old fotoğraf demeseydim ne olacaktı? Onu da biraz merak ettim. Onu da silip deneyelim bakalım. Yani burada hani genelde engellenebilecek şeyler işte şu şunu şunu yapıyor şeyleri. Şu şunu şunu yapıyor. Bakalım diyebilecek miyiz? Mesela şey diyelim. Hani, Pikachu Agumon'u dövüyor. Pikachu çıkacak mı? Agumon çıkacak mı? Dövme eylemini yaparlarken çıkabilecekler mi? Kompozisyon olarak da aslında hemen şuradaki arama çubuğunda neleri arayabiliyoruz? Onu da çok denemedim. Bakalım yani Pikachu ile Agumon'u orada arayabiliyor muyuz acaba? Bak mesela bu sefer yazılı mazılı bir Walking Dead Tung diye bir şey çıktı. Yani hani AI'ye bıraktığımız zaman çoğunu şeyle pek ilgisi olmuyor sanki. Bizim resimle çok ilgisi olmuyor. Ben bundan yeni bir sayfa daha alsam peki eş zamanlı devam edebilir miyim? Olur ya, herhalde, neden olmasın? Bir kıyak yaparlar bize. Mi? Aa, değil. Tamam. Giriş yaptık ya, o yüzden öyle herhalde. Neyse. İşte ayrı tarayıcıda falan açınca belki izin veriyor olabilir. O sırada burada login dediğimiz zaman login yapmıştım değil mi ben aslında? Neyse. Şu diğer özelliklerinde de yeni bir şey var mı acaba, ona bir tıklayalım diye düşündüm. Bu mesela bizim kompozisyona yakın aslında. İyi, fena değil. Tabii orada da digital painting, painting falan filan bir şeyler diyerek daha istediğimiz kıvama çekebilirdik. Şimdi şunu test ediyorum. Buraya Pikachu yazarsak ne çıkıyor? Gerçek Pikachu çıkıyor mu? Çıkıyor mesela. Bu normal o zaman. İnternet üzerinden mi arıyor? Gerçi yine de biraz elenmiş bir şekilde de olabilir. Ondan çok emin değilim. Şöyle bir Pikachu alalım mesela. Agumon alalım bir adet. Tamam. Hani Pikachu olup Agumon olmasaydı çok kırılırdım. Arena falan desek nasıl şeyler çıkıyor? Battle Arena mı diyeceğim? Battle Arena. Ring mi denir? Fight Ring. Fighting Ring. Dövüş ringi. Yani biraz daha gerçekçi olsaydı. Şundan dolayı mı? Ha, tamam. Şöyle bir şey mesela. Yani böyle turnuva havası olsun diye. İki yiğit çıktı meydana. Bakalım kelimesiz şöyle bir AI oranında. Şunu da sıfır yapalım mı? Ya orada sayı görünce bana şey geliyor. Sanki bir şey daha değiştirdik gibi geliyor. Yani hani standart hali olsun. Pikachu'nun kuyruğu biraz dışarıda kalmış ama. Bakalım yapay zeka bu resimden ne çıkartacak? Neler bulacak? Neler düşünecek? Bununla ben sanırım hani şu ana kadar olanlar arasında daha çok eğlendim gibi. Çünkü kullanıcı etkileşimi biraz daha fazla. Diğerlerinde sadece kelimeyle tarif ediyorduk. Veya işte Dali'nin overpainting'de yan taraflarda ne olacak onu seçtik ama değişik bir şey oldu. Yani böyle sanki Amerikan güreşi Pikachu eşofmanı gibi bir şey giymişler de onunla bir şey yapıyorlar gibi. Biraz daha kısalım bakalım ne olacak. Yani buradaki etkileşim bana güzel geldi. Burada yakın detaylara baktığımız zaman sanki böyle bir Wipeout vari bir yarışma veya Ninja Warrior falan gibi de oldu arka filan. Burada bir şeyler oluyor işte. İşte orada olan şeyi biz şimdi kelimeyle tarif ederek biraz daha oturtmaya çalışacağız diye umuyorum. Şimdi mesela bunların biraz
3D halleri gibi bir şey oldu. Acaba burada biz bir tarz söylesek, 3D rendering desek mesela. Hadi AI oranını biraz daha açalım kelime verdiğimiz için. Onun 3 boyutlu renderi gibi bir şeyler çıkartmaya çalışacak mı? Burada da bu sefer bizim verdiğimiz girdiye biraz fazla bağımlıyız aslında. Pikachu'nun da yana mana gitmiş hani. Hani bağlı kalacağı yere de çok iyi bağlı kalamamış gibi bir şey olmuş. Bakalım yazıyla bir şeyler tarif ettik ama ne olduğunu değil, ne olacağını değil de değil. Türünü söyledik gibi bir şey yaptık hani 3D rendering dedik. Hani sanki o alanın 3 boyutlu render görüntüsü gibi bir şey yapacak mı acaba? Yok. Hani pek oradaki 3D renderingin hissini ilginç bir şey arkada garip şeyler oldu mesela. Yani şurada nedir bunlar? Bir garip kabuklu yaratıklar falan oluştu. Ama biz bakalım hani tarif edelim. Agumon Fighting Against Pikachu in a Fighting Ring 3D render. Rendering değil render daha iyi herhalde. Bakalım bu sefer söyledik Agumon. 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 Agumon da Agamemnon'a çok benzeyen birisi. Agumon Pikachu'ya karşı bir dövüş ringinde dövüşüyor. Bunun 3 boyutlu render'ı olsun dedik. Yani 3 boyutlu bir programda yapılmış gibi ne olsun bunlar dedik. Onu da aklıma Pikachu çok 3 boyutlu gibi geldi. O yüzden geldi o aklıma aslında. Şimdi sağdaki Pikachu olmaya daha çok çalıştı mesela yanağı falan. Şu ağzı oldu galiba boynunun altındaki gölgesi değil de. Ama tarafları iyi oturttu gibi. Yani hani Agumon'u Pikachu'yu Agumon yapmaya çalışmadı mesela. Ancak biraz daha yapay zeka etkisini artırarak deneyelim bakalım ne olacak. Yılların savaşı Pokemon Digimon'a karşı. En çok bilinen Digimon ve en çok bilinen Pokemon diyebilir miyiz taraflara? Yani hani Pikachu maskotluğundan da dolayı öyle ama Digimon için Agumon der miyiz deriz herhalde ya. Hani en çok bilinen Digimon Agumon diyebilir miyiz? Sağdaki bu sefer şey oldu bir tane çöp Pokemon'u vardı ya ona biraz benzedi. Dövüş ringini bayağı bir korudu yalnız. O ilginç. Soldaki Agumon mu? Bence değil ya. Kim o? Soldaki kim? Burada biraz daha AI etkisini arttıralım bakalım. 3D render burada şeyi kısıtlıyor olabilir tabii ki. Yani 3D render çıkarmak yani tür kısıtlaması da işin içine girince biraz işler şaşıyor olabilir. Yani sanıyorum ki bir şeyi biz serbest bırakırsak daha iyi sonuçlar çıkıyor. Ya hani hiçbir şey çizmeyeceğiz, kelimelerle ifade edeceğiz. Ya işte çizeceğiz, kelimeler ne olduğunu anlatacak ama türünü çok anlatmayacak, türünü resimden çıkaracak. Ya da hani diğer seçenek, kelimeler ne olduğunu değil, ne olacağını anlatacak. Şimdi burada böyle bir şeyler çıktı yine. 3 boyutlu render gibi mi? Gibi. Evet biraz render, 3D render havası var. 3D render'ı atacağım ben o yüzden. Ya o kısıtlıyor olabilir bazı şeylerin oluşmasını diye düşünüyorum. Bu şekilde olsun bakalım. Ya Agumon'u pek yapmaya çalışmadı sanki son halinde. Yani hani belki de oluşturabildiği resimler açısından Agumon'u tanımıyor olabilir. Tanısaydı iyi olurdu. O kadar dedik yani. En bilinen Digimon olması gerekiyor. Dövüşmemiş deyince oraya bir adam koydu. Adam Pokemon var gibi bir şeye yumruk çakıyor. Tamam, eğer etkisini bir miktar azaltalım o zaman. Biraz daha bizim yaptığımız resme yakın bir şeyler yapmaya çalışsın. Tabi resim de biraz fazla renkli. Aynı şeyi şu arka plan olmadan yaparsak bizim hayvancıkları daha iyi algılayabiliriz belki. Most famous Digimon. Vimon mu? Değildir ya Vimon. Ya hani buradaki ünlülük ama most known Digimon desem.
Agumon'ca Vimon'u gösteriyor. Neden? Top most popular Digimon. Bakalım. Bak Pikachu'yu tanıyor. Bence Agumon'u tanımıyor gerçekten. Solda garip garip şeyler çıkartıyor. Bak Pikachu'yu ne kadar çok çıkartmış. Haksızlık. Dur arka plana atmayı da deneyecektim. Ne olacak acaba? Bir de ya bu tarz şeylerin aslında biraz daha böyle marka bildik daha doğrusu. Bildik markalardan çıkmış ürün versiyonları. Aslında benim aklımdaki şuydu. Mario Paint'in böyle bir versiyonu çok ilginç olabilir. Hani AI destekli Mario Paint. Böyle bir şey olsa. Olmaz herhalde ama ilginç olurdu. Ya Agumon'u tanımıyorsun sen. Yani soldaki Digimon'a benziyor aslında da. Pikachu da. Yani, tövbe ne olmuş öyle. En bilinen Digimon. Aa, resimler çıkmamış. Omegamon. Yani buradaki popülerlik başka bir popülerlik neyse. Ben herkesin tanıdığı bildiği işte böyle sokakta dedelerin falan tanıdığı Digimonlar demek istiyordum da onu çok diyemedim herhalde. Evet. Agumon'u tanımıyor. Maalesef. Dur sadece Agumon yazsam ne olur? Bana bir Agumon ver lütfen. A'sını büyük yazmadım diye mi? Agumon diye başka şey mi var yoksa? Yoktur ya. Olmaması lazım. Agumon deyince direkt Agumon çıkıyor. Demin aratınca da öyle çıktı zaten. Bana bir adet Agumon ver. Bu hangi hayvan yahu? Evet, Agumon vermek istemiyor maalesef. Neyse. Olur böyle bazen. Peki arka beyaz kalınca peki? Walking Dead Dead in Ankara. Böyle olunca ne sonuç verecek acaba? Bunu merak ettim. Bir de acaba biz böyle bilindik bir karakteri çizmeye çalışsak. Yani Pikachu'yu ben çizmeye çalışsaydım nasıl olurdu? Muhtemelen olurdu. Çünkü hani burada girdi olarak aldığımız resimlerin de bizim çizmemizden çok bir farkı yok. Evet, bu değişik oldu. İlginç oldu bu. Yani beyaz ağırlıklı olması için harita yaptı. İlginç. Bir şey daha deneyelim sonra bitirelim. Ne denesek? Şöyle manzaralı falan bir şey deneyelim ya madem. Forest. Aa yazılı şeyler çıktı. Ne yazdım ne çıktı ya. Şöyle bir şey nasıl olur ki? Şunu da şöyle bir yere oturtalım. Yani sırf böyle kolay yapmak da zevkli aslında. Bunu sırf kolay yapmak için de kullanabilirsiniz. Ya yani böyle bir şey kolay yaptınız diyelim. Yapay zeka oranını düşük tutarak belki ufak netleştirmeler. Bir tavşan alsam. Nasıl tavşanlar var? Biraz büyük bir tavşanmış. Bazen şöyle ekstra şeyler geliyor. Neden geliyor emin değilim. Tavşanın bazı parçaları mı bunlar acaba? Tamam. Şey oluyor yani hani şu alfaları kırpmayı otomatik yapıyor herhalde. Bazı ekstra parçaları kendi şey yapmıyor. Kendi ekliyor yani ayrı parça olarak ekliyor. Orada da sıfır yazdığı müddetçe ben şöyle görüyorum. Orada tıklayıp seçip seçmeyeceğim bir şey var. Deminden beri öyle görüp sonra tekrar kendime hatırlatıyorum. O sıfır. Şimdi yine ona gitti gözüm. Bizim arkadaki basamakları koyduk ya. Onun önüne tavşan koyduk. Basamaklar gözükmüyor. Hiçbir kelime etmeden böyle bir şey çıktı karşımıza. Ben o basamaklarım gitmiş. Basamakları silmişim ben. Ne zaman sildim ki? Ha, şu arada bir yerde silmişim. Ben de diyorum hani ne kadar iyi oturtmuşum tavşanı o basamakların önüne komple önlerini kapamış. Bizim tavşan niye böyle gözüküyor? Tavşan bozduk. Buradan hani üstüne bir de parazit marazit ekleyebiliyormuşuz mesela aynı
yine etkilere ulaşmak için orada bazı yeni detaylar görülmeye başlansın istiyorsak mesela bir şey yapıyoruz muhtemelen. Ben tavşanın katmanını kilitledim falan mı? Değil. Aslında neden tavşanı hareket ettiremiyorum neyse. Bence tavşanı eklemediğim bir ana gideyim. Tavşanı yeniden ekleyeyim. Şunları şöyle. Rabbit. Farklı tavşan ekleyelim madem. Onun kısmeti yokmuş. Ama üzülürmüşüm o da neyse tamam gelsin. Yani bu tavşan da öbür yana bakması daha iyi olurdu. Şöyle çevirebiliyor muyum? Çeviriyorum da hani shift'e basılı tutarak yapamıyorum. Neyse oranını korumaya çalışaraktan bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu evin yolunu gözleyen tavşan. Şu diğer parçaları da çöpe atayım. AI oranı şöyle bir yerde tutalım hani tamam. Sonuna kadar da güvenmiyoruz ama epey bir sana bıraktık demiş olalım. Böyle aşağısı şöyle var aslında tam daireye oturuyor da. Biz orayı o kadar görüyoruz işte. Burada mesela kelimeler en azından şu daire formunu korumamıza yardım edebilir belki. Yani burada ben sanki yuvarlak bir şeyin içindeymiş gibi ya da CD gibi bir şeye bakıyormuşuz gibi olsun istiyorum. Kelimeler olmayınca böyle oranın rengini ve hissiyatını belki daha çok yansıtan bir şey çıktı. Acute rabbit is with ne denir? Merdiven. Japon merdiveni. Öyle bir hava var sanki bu arkaya koyduğumuz ormanda. Öyle bir şey olsun bakalım. Sevimli bir tavşan. Yağmur ormanında ayakta duruyor. Bir de Japon merdivenler var. Yine Rainforest with Japanese stairs. Biraz garip oldu herhalde. Tavşan sevimlendi. Bayağı bir ayakta ve önde duruyor. Ve bizim orijinal tavşana bayağı benziyor gibi geldi. Bir kontrol edelim. Pek benzemiyormuş pardon. Bu benim herhalde bu şeye benziyor ya. Ama bak merdivenler bize doğru uzandı ya o güzel oldu. Böyle arkadaki orman havası fena değil. Bu şey tavşanı değil mi ya? Bir tane tuvalet kağıdının tavşanı değil mi? Neydi o ya? Yumi Puffy ne? Bir şey marka olmasın diye söylemiyorum. Hatırlamadığımdan değil de. Şey Fufi, Fluffy değil ne? Familia değil. Familia'da penguenler var. Öbürü. Bir şey. Bakalım. Ha bak bu biraz daha bizim tavşanın duruşuna benzedi mesela. Yani burada mesela biraz daha basit bir kompozisyon olduğu için resmin tarzını da söyleyebiliriz herhalde. Resim tarzı olarak manga falan desek nasıl çıkacak acaba onu bir deneyelim. Renk açısından acaba renkli mi yapacak yoksa manga dedik diye daha sık karşılaşılan bir format olarak siyah beyaz mı gösterecek? Onu da deneyip madem bırakalım, kapatalım. Sıranızı bekliyoruz. Derin derin. Yani burada evet biraz fazla gerçekçi oldu. Şuralar bizim kompozisyondan uzaklaşıldı. Yani şuralar falan daha güzel noktalar. Manga sadece yazsam herhalde olur. Yani bizim manga grubunu çıkarmaz herhalde arkaya. Değil mi? Onu da çıkartabilir miyiz acaba? Ne deriz ki? Dur onu da çıkartmaya çalış. Nasıl çıkartma? Ama bir manga yazınca search'te soldaki şey de çıkıyor ama önce bir onu deneyeyim. Sadece manga yazınca çıkmaz elbette. Manga band falan grubu desek.
Manga olmadı sanki ya. In the Style of mu diyecektim acaba? Bir dakika, şurada manga deyince. Yani burada çıkmıyorsa bence resme yedirmemiz zor. O yüzden önce burayı aratmayı denedim. Çünkü hani bu böyle buranın tanıdığı şeyler mesela hani. Yani mesela Walking Dead dedik. Burada muhtemelen Walking Dead ile ilgili resimler çıkıyor. Yani Walking Dead'den kesilen şeyler çıkıyor. Yani burada yoksa mangayı yanda çıkarmamız biraz zor. In the Style of. Böyle dersek belki artık hani kafasına çekişle vurarak siyah beyaz Japon mangası tarzında olacak dersek belki o zaman bir şeyler olur. Yani burada biraz daha yine işi AI sürgüsünü sağa çekmemiz gerekiyor olabilir. O yüzden çok net bizim dediğimiz tarzda yapamıyor olabilir. Dediğim gibi yine bir üçgen var sanki, onun bir parçasını biz vermezsek daha iyi sonuçlar çıkıyor. Üçünü de verirsek biraz arada derede kalıyorlar gibi. Bu manga değil bence yani. Sanki hiçbir şey yazmamışım gibi yaptı. Niye öyle yaptı? Dur, son ikisini bir karşılaştırsam ya ben. Bu ve farklı şeyler değil mi? Yok değil. Bir dakika, aynı şeyi mi açtım gidip? Gidip aynı şeyi açtım. Neden? Çünkü basınca o yana kaydı sandım. Kaymıyor. Yani çok az fark var. Manga deyince kılı tüyü mü bir değişmiş böyle. Arka plan neredeyse hiç değişmemiş. Yani orada bizim yazdıklarımıza muhtemelen çok fazla önem vermiyordu. Ya bu da manga değil şimdi kardeşim, bizi kandırmaya çalışmasınlar. Güzel bir şeyle bitmedi ya, dur. Tamam, Lord of the Rings yazacağım sadece. Bakalım ne çıkacak. AI'ye bıraktım. Sürgüyü sonuna kadar çektim. Güzel bir resimle bitirmek istedim de o yüzden. Ve demin ki bu ne ya? Manga değil ki bu. Tavşanlarda da acayip bir şekilde kulağı böyle yapmaya çalışıyor sanki adam. Yapay zeka. Bu arada burada Art Breeder'ın şeylerini hatırlarsanız böyle basıyorduk. Adamlar bir şey yapmış oluyordu. Onun varyasyonlarını yapıyorlardı. Biz de buradan iki resmi karıştırabiliyorduk remix diyerek. Veya bu resimleri oluşturan... Ha, bu sefer pardon, bunu şu kelimelerle oluşturmuş mesela. Öyle bir yanı da var. Lord of the Rings. Ha, profilimize kaydedebiliyormuşuz deminden beri var ya. Neden deminden beri biz öyle yapmadık? Ha, bunu mesela bu çizimle oluşturmuş o adam. Onu görebiliyoruz yani, buradan bakabiliyoruz. Ve biz bunu değiştirebiliyoruz. Mesela Lord of the Rings'i buraya yazabiliyoruz. Diğerlerini aynı bırakalım. Ne çıkacak bakalım. Benim deminden beri bastıklarım acaba nereye gitti, dur. Şimdi ben buraya login demiştim ama. Profilimizde deminden beri yaptıklarımızı görebiliyor muyuz acaba? Kaydettiklerimizi görüyoruz herhalde sadece. Evet. Aynen. Öyle gözüküyor. Bunlar da daha önceden oluşturduğumuz şeylermişti. Yani önceden hani daha kelimelerle oluşturuyorduk onu. Bir hatırlatmaya çalışıyorum da kendim de hatırlayayım diye. Yani mesela painting resim olacak. İki tane resmin karışımı gibi falan seçebiliyorduk. Animate özelliği çok yoktu herhalde, ya da varken çok bakmamış mıydık emin değilim. Compose dediğimiz zaman bunlardan seçebiliyoruz. Rastgele diyebiliyoruz. Yani parentlarını seçtiğimizde, yani random dedik mesela, rastgele bir
resim geldi. Rastgele bir resim daha geldi. Yani bu resimleri aslında var olanlar arasından hani o deminkilerden bakıp seçebiliyorduk aslında. O daha mantıklı. Ama onun dışında mesela içeriği buradan alsın, tarzı daha çok buradan alsın falan diyebiliyoruz. Genlerini seçebiliyoruz veya buradan bir şeyler aratıp ikisinin karışımı bir şeyler oluşturmaya çalışabiliyor idik. Heh, mesela çok çirkin oldu yine. Yine çirkin oldu kardeşim. Şey diyeyim. Very realistic fantasy illustration. HD. Güzel bir şey çıksın bırakacağım. Bunu nasıl kullanıyorduk? Dur, kaosunu azaltıyorduk falan mesela herhalde. Ama buradan da yine ayrı bir şey mi seçmem gerekiyordu? Sola mı ekleyecek bunu? Yani şunlar hiç değişmedi gibi oldu ondan. Ha ya da bunlardan birine buradaki ikiliyi mi ekliyoruz? Ha, ona basınca onu oraya ekliyor gibiymiş mi? Mi? Du-du-du-du. Yani burada da yine animasyonlu gelmiş gibinin. Mesela şimdi basıyorduk. Onu aldık. Buradan onun mesela Asyalılığını arttırabiliriz. İşte ne yaparız? Mavi göz oranını arttırabiliriz. Yani buradakiler biraz şey tabii hani, mavi göz arttırırken arka planı da arttırıyor falan. Göz açıklığını arttırabiliyoruz. Makyajını kıstık diyelim falan. Şapkasını açabiliyoruz. Çok şapkalı olsun, az şapkalı olsun, negatif şapkalı olsun gibi diyebiliyoruz mesela. Sonra bunun tabii hani bu şey demin o kadar değiştirdik kaldı. Onu save demem gerekiyordu muhtemelen. Bunun hani kendisinden daha uzaklaşacak veya daha yakın sayacak varyasyonlarını oluşturabiliyoruz. Buradan falan filan. Yani ne kadar buna yakın olsun varyasyon diye seçiyorduk. Yani böyle üzerinden gezerek de görebiliyoruz. Muhtemelen animasyon kısmında da işin o tarz şeyler kullanıyor idik. Mesela burada başka şeyle karıştırabiliriz. İşte aratabiliyoruz. Ha, ama URL mi demiş? Search'a. Elma yapmışlar mıdır? Yapmışlardır diye düşünüyorum ama yapmamışlar. Başka elma mı bunlar? Neyse. Tanımadığımız elmalar. Ya mesela diyelim ki bunun tarzını daha çok sevdik. Yüz bizden olsun, tarz ondan olsun falan diyebiliyorduk. Biraz o yüze de yaklaşsın falan gibi şeyler yapabiliyorduk. Sonra kaydediyoruz, topluyoruz burada. Meh. Çok da güzel olmadı. Neyse tamam. Bu daha uzar uzar gider. Çok çirkin bir şeyle bitireceğiz. Neyse görüşmek üzere. Açıklamada hani sitenin şeyini bulabilirsiniz. Hoşça kalın.